Herkese merhaba. Sevgiye ben. Atölyeme hoş geldiniz. Şimdi bugün yeniden yeni bir resim dersinde beraberiz. Ancak bugün bir farklılık yaptım ben arkadaşlar. Bugün çizim ya da boyama vesaire bir şey yapmayacağız. Bugün biraz da böyle kitap okuma kısmı gibi diyebiliriz buna isterseniz. Şimdi sadece kuru kuruya resim yapmakla olmuyor. Bir takım kavramları da bilmek lazım. Bir takım yeri gelecek sanat tarihine de değineceğiz. Bunları da bilmek lazım. Şimdi ben bugünkü dersimizde resimdeki bir takım kavramları, yani bir takım derken özellikle karşılaştığımız ya da karşılaşacağımız kavramlara değinmek istiyorum. Bunlar da ilk etapta konu aldığım resimde böyle cansız model, obje ve benzeri çizimlerinde sık sık karşılaşabileceğimiz kavramlar. Şimdi bunların öyle bir şey ki kiminin iki ayrı adı oluyor. Birini duymuş, birini hiç duymamış da olabilirsiniz. Onlara da değineceğim. Şöyle birazcık bir değinelim bakalım. Aklımızın bir köşesinde dursun, lazım olur. Mesela eskiz. Ben bunu derslerimde çok kullanırım. Eskiz diyorum. Nedir bu eskiz? Mesela kırtasiyeye gidiyorsunuz, eskiz defteri alıyorsunuz sanatsal bir kırtasiyeden. Nedir bu eskiz? Arkadaşlar eskiz resim, heykel, mimari, grafik, seramik, tekstil. Ya aklınıza gelebilecek bütün bu görsel sanatlarla ilgili alanlarda çalışma yapmadan önce, orijinal eseri üretmeden önce onunla ilgili yaptığımız basit karalama ya da taslaktır esasında. Eskiz diye buna diyoruz biz. Örneğin bir doğada gezinirken bir doğa manzarasını çizeceksiniz. Ben bunu açayım eskiz defterime şöyle bir gelişi güzel karalayayım diyorsunuz. Oradaki ana hatları alıyorsunuz. Evinize gelip tuvalinizin karşısına geçip onu çiziyorsunuz. Gibi 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 şeklinde diyebiliriz. Eskiz budur. Sonra mesela diyoruz ki resmi yapacağız. Örneğin artık yağlı boyada şeye geçiyoruz. Natürmort falan çizeceğiz. Diyoruz ki hani şöyle bir kompozisyon oluşturalım. Canlı canlı onlara bakarak çizelim diyoruz. Objeleri koyuyoruz falan. Şimdi buna kompozisyon diyoruz. Kompozisyonu tanım olarak nasıl aktarabilirim ben size? Şimdi şöyle not olarak da bunların hepsini yazacağım ekrana. Bir sanat yapıtında yapıtı oluşturan elemanların belirli bir düzen içinde bir araya getirilmesi. Örneğin, şimdi ben burada bir örnek şişe ve yanında birkaç meyve vereceğim. Şimdi kalkıp da buraya bir tane tablet koymak birazcık garip durabilir, değil mi? Ya da şöyle söyleyelim, bunu bütün insan figürlerinin olduğu tuvallerde, resimlerde de bu geçerlidir arkadaşlar. X kişisini resimde bir kenara, Y kişisini resimde öbür kenara çok alakasız yerlere koymak olmaz. Bir şekilde onu bir kompozisyon oluşturup yan yana birbirine yakışır şekilde olması gerektiği gibi. Yani burada en önemlisi parça bütün. Yani burada parçayla bütün ilişkisini çok güzel oturtmamız lazım. Burada göze güzel görünmesi için yaptığımız resimde. Ve böyle o birbirini yan yana koyduğumuz elemanlar az önce söylediğim gibi hani kalkıp da kitabın yanına bir tablet telefon koymak yani çok uygun durmayacaktır değil mi? Biraz garip duracak, hoş durmayacak yani tamamlamayacak. Burada birbirinin yanına yakışır objeler, birbirini tamamlayıcı objeler, parça bütün ilişkisini güzel kuracağımız objeler koymak. Özetle kompozisyon budur. Çünkü kompozisyonu iyi güzel oluşturmazsak, resmi ne kadar iyi, ne kadar güzel yaparsak yapalım bir gariplik olacaktır o resimde. Sonra işte kompozisyonu kurduk, oluşturduk. Natürmort yapacağız diyorum. Tamam, iyi, hoş da nedir bu natürmort? Natürmort nedir? Kısaca hareketsiz, durgun doğa anlamına gelir. Yani ben buraya şimdi size dalından koparılmış meyveleri koyacağım mesela. Bu artık dalından koparıldı. Hareketsiz bir doğa. Manzara, portre ve benzeri resimlerin dışında kalır, karıştırılmasın. Çeşitli objeler. Örneğin işte ben burada size örnek vereceğim. İbrahim Çağlı'nın eseri. Vazoda fırçalar, yanında meyve tabağı. Bunların bir araya getirdim. Bir kompozisyon oluşturdum. Ve bunları alıp resim çizdim. Bu özetle natürmort hareketsiz yani manzara ve portre dışında kalan hareketsiz durgun doğa anlamına gelen resimlerdir arkadaşlar.
Bakalım başka. Yine tabii bunlarla alakalı sorularınız olur, takıldığınız şeyler olur. Lütfen bunları yorum kısmına ekleyin. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum ben size. Bu natürmortla alakalı yaptığımız kompozisyonlar, yani natürmort resmi yapmak için oluşturduğumuz kompozisyonları genelde kapalı alanlarda, yani evimizin bir köşesinde bir örtü atarız. Üstüne 3-5 tane dalından koparılmış meyve, vazo, cansız objeleri koyarız. Çiçekler koyarız. Ya da başka böyle antika eserler, bir şeyler koyarız. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda bu natürmort ortaya çıkarır. Özetle şöyle söylüyoruz. Genelde kapalı mekanlarda oluyor. Hareketsiz olan objeler oluyor ve manzara ile portre dışında kalan çeşitli objeler oluyor. Natürmort. Sonra mesela şimdi yağlı boyada arkadaşlarla biz şimdi basit basit çizimler yapıyoruz. Şimdi sırada peyzaj çizimine geçeceğiz biz. Peyzaj diyorum ben. Peyzaj nedir arkadaşlar? Bunu da çok fazla duyacaksınız. Peyzaj, doğal görünümün ana konu olduğu resimsel betimleme türüdür. Peyzaj resimlerde figür bulunabilir ama resimde ön planda yer almaz. Şimdi ne diyor burada? Peyzaj özetle şöyle, etrafta baktığınız manzara resimleri var ya, böyle doğal görünümlü. Diyoruz ki işte böyle bir deniz kenarında gün batımını ya da ne bileyim böyle ağaçları vesaire, doğal görünen yerleri, doğada çıkalım, tuvalimizi alalım ya da kara kalem resimlerimizi yapalım diyoruz. Bu peyzaj oluyor. Sonra enteriyör dediğimiz iç mekan resmi. Burada size çok klasik bildiğiniz Van Gogh'un resmini kullanacağım. Nedir bu iç mekan resmi? Ev yaşamı ve gündelik yaşamda sahneleri betimleyen küçük boyda resim türüdür. Bu resimlerde çevrede genellikle evler ve dükkanlar yer alır. Yani şöyle, evinizdeki bir bölüm, odanızdaki bir bölüm, kısaca evle ilgili, dükkanlarla ilgili vesaire, buna benzer iç mekanlarla ilgili yapılmış olan resimlerdir. Adında da olduğu gibi iç mekan. Sonra proporsiyon, yani oran, orantı. Nedir bu oran orantı? İşte bu bana göre resmin en önemli noktalarından bir tanesidir. Oran orantı olmazsa olmaz her alanda. Yani kara kalem, yağlı boya, sulu boya, aklınıza ne gelirse. Burada demek istediğimiz, her parçanın bütün ile doğru ilişkisini kurmamızı sağlayan önemli bir öğedir oran orantı. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Başın gövdeye göre büyüklüğü. Bu bir oran orantıdır, değil mi? Şimdi gövdeye göre koca bir kafa çizersen ben oraya, bu evet olur ama ne olur? Karikatür olur. Yani normal bir insan çiziminde olmaz, değil mi? Burada bir oran sağlamam lazım. Sonra masa yaptım, yanına gittim sandalyeyi yaptım ama sandalyeyi o kadar büyük yaptım ki oyuncak masa gibi kaldı. Esasında ben onu yemek masası yapmak istiyordum. İşte bu olmaz. Burada da masayla sandalyenin birbirine büyüklüğü, küçüklüğü şeklinde oran orantı ya dikkat edilmelidir. Bunun da bir diğer adı da proporsiyondur arkadaşlar. Şimdi yine çok duyacağımız bir şey var, rakursi. Nedir bu rakursi? Kısaltım. Türkçesi kısaltım. Görselde de resim ekledim ben buraya. Onda da göreceğiniz üzere. Şimdi baktığınız zaman bu insanın boyu uzun mu uzun? Ama şimdi bakıyorum, ayak ucundan yukarıya doğru baktığım için bayağı boyu kısa gibi duruyor, değil mi? Değişik bir görüntüsü var. Orada bir kısalmışlık var, kısaltım. İşte rakursi bu esasında. Yani ne demek istiyor burada? Resim sanatında tek bir figürün ya da nesnenin, bu illa insan olacak diye bir şey yok, farklı bir nesne de olabilir, derinlik duygusu verecek biçimde betimlenmesi anlamına geliyor. Yani yanılsama yoluyla derinlik duygusunun yaratması açısından bir perspektif türü olarak da kabul ediliyor bu. Neden? Şimdi perspektifte de hani böyle uzağa gittikçe küçülüyor ya, şimdi bu da rakursi de böyle bir yanılsama veriyor ya. Normalde uzun görünen şey arkaya doğru kısa görünüyor. Burada ayakları neredeyse bedeninin boyunda duracak şekilde. İşte bundan dolayı bir nevi de bir perspektif anlamına da gelebiliyor. O şekilde de değerlendirilip kabul edilebiliyor. Rekursif burada özetle nesneye ya da figüre belirli bir uzaklıktan baktığımızda, alışılmadık bir açıdan yani bakıldığında ortaya çıkan biçim, şekil. Kaide dediğimiz olay nedir? Kaide, görselde de gördüğünüz gibi üstüne heykel, sütun, dikili taş, vazo vesaire bir şeylere koyduğumuz ayaklık, altlıktır arkadaşlar. Kaide de budur. Derslerimiz yine en güzel şekilde,
en yararlı, faydalı şekilde devam edecek. Yeni bir derste yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın, sevdiğinin atölyesinde kalın.